13-19 Mart sevgili ikizler, yaşadığımız ülkedeki krizleri asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Birlik olacağız. Vatan, bayrak, toprak bizim. Hep birlikte umuda koşmak zorundayız. Gelecek nesillerimiz için, toprağımız, bayrağımız için, nice güzel insanlar için, geçmişte vaat eden insanlar için biz daha iyilerini vaat edeceğiz Allah'ın izniyle. Sevgili ikizler, özellikle unutmayın ki bu dönem masada çok göreviniz var. Çok yoğun tempolarımız, maillerimiz, koşturma, yazılar, yazışmaların çok hareket edeceği nokta. Üst düzey ve ekip arkadaşlarımızla çok güzel projelerde dahil olacaksınız. Bu projeler özellikle 10-15-20 gün çok hareketli ve yoğun geçecek. Bu sizin rütbeniz ve konumunuzla ilgili alternatif bir oluşum sağlayacak. Yani siz mücadeleniz edin, hak ya da hak evreni size teslim olacak, mücadeleye devam. Kurumsal alanda özellikle insan kaynaklarında çalışıyorsanız ve ihracat alım satım evresindeyseniz işten çıkartılma gibi ve listede var olabilirsiniz. Alternatif bir nokta tercih etmeniz gerekiyor. Bulunduğunuz şirkette kaoslar, yönetim ve sistem değişimi gerçekleşecek. Biraz daha mantıklı arayışlara geçiş yapmamız gerekiyor. Özellikle devletle bağlantılı kurumsal çalışıyorsanız yerinizde sağlamlık söz konusu olacak. Sırf devletle alakalı noktada çalışıyorsanız da tayin ya da bu tarz düşüncelerle ilgili radikal bir kararınız var. Biraz daha sabırlı olun. Çünkü bulunduğunuz noktayı en azından bir Mayıs sonunu görerek ona göre karar vermeniz hem haneniz için hem sizin için sağlıklı olacak. 17 Mart'ta Venüs Boğa seyrinde olacak. Bu da bizim özellikle dostlarımız ve içsel dünyamızdaki yaşadığımız güvensizlikleri iyileştirme, gizli düşmanları görerek onlara göre adım atacağımız bir döngü. Daha sevimli olup düşmanımızı yenmek istiyorsak yanımızda tutmamız lazım. Siz de aynısını yapacaksınız. Kafanızda rahatsız olduğunuz insanları iş çevrenizde yanınızda tutmayı öğreneceksiniz ve öğrenmek zorundasınız. Özellikle kendi işinizi yapıyorsanız ve iş konularınızla ilgili yaşadığınız krizler hala çözülmüyorsa 19 Mart'ta Merkür Koç seyrinde olacak. Bu da sizin hızlı ve net ve bilincinizin daha yoğun olacağı, kararlarınızda radikal ben değil, yetenekleriniz ön planda oluşacak ve bu yeteneklerinizle eksik olduğunuz tüm evreleri en iyi şekilde keşfederek kendinizi yeniden yenileyeceksiniz. 15, 16, 17'de Güneş, Merkür ve Neptün kavuşumuyla birlikte Mars karesi yapacak. Bu da bizim aile büyüklerimiz, yani büyük erkekler, büyük kadınlarla alakalı noktadaki iletişimde mal tartışma konularımızın masaya yatması gerekiyor. Hak ve adaleti doğru şekilde büyüklerimizin teslim etmesi lazım. Biraz sanki sizin ailenizde bir ayrımcılık var ya da eşinizin eş tarafından 8. evi destekleyen bir nokta olduğu için eş tarafınızdan yaşanacak bazı krizler mal konularında eşinize haksızlıklar olabilir, onun kendi büyüklerinden. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle de çalışan çiftlerimizle alakalı noktada şu an yeni bir iş beklentisi içerisinde olduğunuz noktada olumlu görüşmeler, olumlu diyaloglar olacak. Yalnız bazı derslerimiz, bazı görevlerimiz var. Bunlar bizim için bir ay çok stresli ve yoğun olacak. Mümkün olduğu kadar işinizle alakalı noktadaki sınavlarınız başarılı gözüküyor. Odaklanma sorunuz var. Zihin çok konuşuyor. Zihni sakinleştirmemiz lazım. Doğru soruları doğru görmemiz lazım. İçinizdeki yazma yeteneğiniz, kitap ya da yaratıcı ruhunuzla alakalı kendinize ait sosyal ağlarda yenilikler yaratmak istiyorsunuz. Dijital alanlarda bazı fikirlerimiz var. Bunu hayata geçirme vakti. Yap kazan diyorum. Çünkü böyle bir hayalimiz var. Evinizle alakalı müteahhitle bir anlaşma, yeni bir ev, yeni konularla ilgili daha yoğun düşüneceğimiz bir dönem. Ama sizin müstakil bir eviniz var. Bunu ziyan etmenizi istemiyorum. Orası değerli ve güzel bir nokta. Hiç orayı yok sayın. Başka bir plan kurun diyorum. Evet, özellikle de sevgili gençler, eğitim konusunda biraz huzursuz ve paniklikleriniz var. Çok hızlı düşünüyor ve ani karar değişiklikleriniz var. Aile büyüklerimiz ve rehber öğretmeninizle çözemediğiniz noktaları çözme vakti. Çünkü zaman daraldıkça sizde bir paniklik başladı. Panikliğe gerek yok. Sizin enerjiniz gayet iyi. Toprak ve arazi konularında gıda, tarım ya da bu tarz merakı olan sevgili ikizler için hiç düşünmeyin, yapın. Çünkü o size güzel bir kazanç evresi söz konusu olacak. Bir de hanemizde adak deriz.
Yani kalbinizden hayır etmek, hani kan akıtmak olabilir, birini giydirmek olabilir. Evimizin üzerinde bir negatif enerji var, bunu böyle düşünüyorsunuz. Kalbiniz, niyetiniz neyse öyle yapmanız sağlıklı. Evli çiftlerimizle alakalı noktada bu ara gergin geçmiş konularımız, haksızlıklar, tartışmalar yoğun olacak. Biraz daha alttan alarak olayı alevlendirmemeniz lazım. Eski ilişkiler konusunda kapınıza gelecek insanlara yüz göz olmayı bırakın. Kendinize yeni ilişki, yeni bir hayat kurarsanız daha mutlu olacaksınız. Uzun soluklu ilişkilerde söz, nişan, aile evresi söz konusu gözüküyor ve bu doğru bir karar. Yolunuz aydınlık olsun. Bir de kura çekilişiyle alakalı beklentiniz varsa ya da kuraya girmek istiyorsanız bu konunuz neyse ev, araç bu konunuz olumlu olarak gözüküyor. Sağlık olarak alerjik reaksiyonlarımız, boğaz enfeksiyonlarımız ve son zamanlarda batık tırnak problemimiz olabilir. İhmal etmeyin efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Sevgili teraziler, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Ve asla ülkemizdeki yaşanan olayı unutmayıp acıyı hep yaşamak zorundayız ki bir daha kimse enkaz altında kalmasın. Sevgili teraziler, bu konu özellikle iş konumuzla alakalı adalet dengeleri biraz terse doğru gidiyor. Haklarınızda ve ekip arkadaşlarınızda aranızdaki huzursuzluklar sizi çileden çıkartıyor ve konuşurken insanların alaycı ve önemsemez tavrı sizi tamamıyla o işten soğuttu. Biraz kendimize geliyoruz. İşimiz ve düzenimiz, alanımızdaki insanları yok ederek sadece masamıza kilitlenmemiz lazım. Çünkü bu sizi önemsiz gören insanlarda konum değişiminiz var. Gizli siz seçildiniz. Biraz daha odaklanın lütfen diyorum. Özellikle de 17 Mart'ta Venüs artık kendi evine, Boğa burcu evresine geçiş yapıyor. Bu da şunu gösterir. Sizin haklarınız, size sunulması gereken imkanlar ve şans kapılarınızın daha verimli olacağı ve görünmez enerjinizin görünüp yerinize daha sağlam şekilde odaklanacağınızı gösteriyor. Uzun süredir kendinizi anlatamıyorsanız ve ben anlatım konusunda başarısızım diyorsanız 19 Mart'ta Merkür Koç seyrine gidiyor. Hızlı karar vererek kendi enerjinizdeki eksik noktaların farkına varıp bunları da iyileştireceksiniz. Bu ara en önemli şey gideceğimiz seyahatler, iş gereği yapacağımız işlerde çok büyük anlaşmalar var. Fırsatlar var. Bu fırsatları kendinize çevirmeniz gerekiyor. Çevirmediğiniz takdirde tekrar başa döneceksiniz. Bu haftayı doğru kontrol edelim ve bu ayı doğru geçmemiz gerekiyor. Eğer ki devletle alakalı bir noktada çalışıyorsanız ya da üst düzey yöneticilerle hakim bir noktadaysanız 15, 16, 17'de Güneş, Merkür, Neptün kavuşumu Mars karesi gerçekleşecek. Dikkat etmediğiniz ve önemsiz gördüğünüz noktalarda üst düzey insanlarla aramızda bir çekişme evresi ve kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. Tekrar tekrar kontrol ederek bu dengeyi doğru sağlamanız gerekiyor. Çünkü siz başarılısınız. Kafanız duygusal olarak dağınıklık olduğu için işinize konsantre olamamakta zorlanabilirsiniz. Bu da sizin başarınızı, bu da sizin göremediğiniz konumlarınızla alakalı zararlar vermenize sebep olacaktır diyorum. Bu ara ortaklı işiniz, ortaklı projeler ve kadınlarla bağlantılı projeler içerisindeyseniz ve yöneticiniz kadınsa onunla iyi geçinin. Çünkü bu ara onun gergin, ergen tripleri iş alanımızı zora sokabilir. Bu da sizi sinirlendirebilir. Sakin, mantıklı ilerleyin. Kendi işinizi kurmak ya da kendi işiniz varsa kazançlarınızla alakalı devamlı endişe içerisindesiniz. Kazanç size doğru dönmeye başlayacak. Siz sistem ve düzen alanınızı yeniden bir iyileştirip kendinize format atıp enerjinizi düzeltirseniz burada kriz yok. Ama devretmeye çalıştığınız, elden çıkartmaya çalıştığınız bazı iş konularımız var. Bunları bir an önce dikkate alarak toparlamamız lazım. Burası size zarar vermeye başlıyor. Bu düzeni kurmanız sizin için daha sağlıklı. Çalışan çiftlerimiz sakin, güzel bir dönem geçirecek. Hatta yerinizde ani değişimler, bankada çalışıyorsanız konumunuzla ilgili daha farklı bölgelerde görev yaparak kendinizi en iyi şekilde idare edeceksiniz. Kendi işiniz varsa da bunu büyütmek, dijital alanlar, blog alanlarında, sosyal ağlarda daha büyük reklamlara vererek reklamınızı daha ön plana çıkartacaksınız. Artık burası benim, daha büyüyecek ve hani böyle dağılacak. Bunun başarısı da size iyi gelecek diyorum. Bu ara eğitim konularınızda yarım bıraktığınız dil eğitimi olabilir, asoloji eğitimi olabilir, üniversite ya da lise yarımlıklarınız varsa bu dönem bunlarla ilgili başvurular yaparak kendi
profilinizi ön plana çıkartacaksınız. Devletle alakalı borçlandırma sistemlerimiz var. Ailemize ait noktada, aflarla alakalı noktada birçok noktanızı toparlayıp daha rahat ve daha disiplinli para evresini oluşturacağız. Yalnız burada şu var. Ailenizin özellikle anne köklerinize ait miraslarda teyze, anneanne ya da dayılarınızın eşleriyle alakalı yaşanacak tartışmalarda büyük rekabet var. Ona göre dikkatli konuşmanızı öneriyorum. İlişkisi olanlarda güzel bir hafta, birbirinize gayet kaliteli, keyifli bir dönem yaşatacaksınız. Güzel sürprizler var. Sevgilinizle bu ara ayrılmayı düşünen, nasıl ayrılacağımı bilemiyorum diyen çiftler, tesadüfen karşı tarafın hatası sizin özgürlüğünüze kavuşmasına sebep olacak. Bu konuda da şanslı olduğunuzu düşünün. Ama evlilik ve gelecek planı içerisinde iseniz biraz ekonomik olarak toparlamanız gereken noktalar var. Bunları toparladığımız takdirde daha güzel ilişkiye adım atacağız. Eski ilişkisi özlemi olan varsa tesadüf karşılaşma, içinizdeki duyguyu en derin şekilde ifade edeceksiniz. Evli çiftlerde çocuk tedavisi, çocuk fikri ön planda, cesaretiniz yok. Artık cesaret etme vakti diyorum. Bir de eşinizin haksız yere iş temposu, gecesi karıştı, gündüzü karıştı, bizimle ilgilenemiyor diyorsunuz ama eşiniz gerçekten sadece ailesi için çalışıyor. Bence onu boşuna yıpratıyorsunuz. Boşanma fikri olanlarda biraz daha geri adım, bu ilişkiyi daha toparlamak evresindesiniz. Çocuklarla çok sert konuşmalarınız var. Daha yumuşak geçişler sağlamanızı istiyorum. Onlara bir evet anne ya da baba olmayı bilerek onları tatlı tatlı yılanın deliğinden çıkartın. Onların dışarıya dönük enerjisi ileride onların hayatlarına zarar verebilir. Şimdiden bunları kontrol edelim. Diş eti iltihaplarımız, ağız haflarımız ve kanal tedavisiyle ilgili sıkıntılarımız olabilir. Bu da şiddetli baş ağrınıza sebep olabilir. Dikkatli olun. Sevgili kovalar, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Yükselen ve ay burcunuzu takip etmeyi de unutmayın. Kısa kısa notlar yaparak duygularınızı da mutlaka yazın istiyoruz. Çünkü o yazılarınız bizim için önemli. Sevgili kovalar, unutmayacağız, unutturmayacağız. Ülkemizdeki hiçbir nokta, hiçbir insanı unutturmamamız lazım. Bu bizim mücadelemizde olur. Bunu unutmayın. O enkaz altında hepimiz varız. Hepimizin canı orası. Bilginiz olsun. Evet sevgili takipçilerim, sevgili kovalar, özellikle Merkür Koç 19 Mart'ta gerçekleşecek. İş imzalarınız, iş evraklarınız, iletişimle alakalı bazı aksilikler sizi yıpratabilir. Dikkatsizlikten zarar görebilir ve canınız bu konuda sıkılabilir. Mümkün olduğu kadar bu ara iletişim içerisinde olduğunuz mailleriniz, mesajlarınız bu konuda ciddi anlamda dikkate almanız lazım. Yeni başvurmuş olduğunuz iş konunuzla ilgili olumlu bir diyalog söz konusu olsa da yeriniz daha sağlıklı. Acele etmeyin, mantığınızı ön plana atın diyorum. 17 Mart'ta Venüs Boğa Burcu Seri ile birlikte ilişki ve 5. ve 6. evimiz, iş evimiz ve 5. evimiz biraz daha tetikleyici, biraz daha sizi yıpratacak gibi gözükse de eğlenceli bir nokta. Evet, iş konumuza dikkat ediyoruz ama 5. evimiz hem Venüs'ün verdiği enerji hem de size yeni dostlar, yeni çevre, yeni oluşumlar size acayip derecede renk katacak. Yurt dışı başvuru yapmak istiyorsanız başvuru yapabilirsiniz. Yurt dışına yerleşmek istiyorsanız bu fırsatlarınız yoğun bir şekilde, işiniz gereği de bu kapılarımızın fırsatları var, değerlendirmenizi istiyorum. 15, 16, 17 Mart'ta Güneş, Merkür, Neptün kavuşumu ile birlikte Mars karesi yaşanacak. İş çevrenizdeki insanların size karşı biraz hain yapısı, düşmanca bakışı, size nereden zarar verebilirler? Dikkatli olmanız gerekiyor. Açık arıyorlar çünkü siz çok başarılısınız ve başarınız kıskanılıyor. Mümkün olduğu kadar siz aynı taktikte kalın, aynı düzende kalın. Çünkü üst düzeyde iki kişi sizi koruyor. Bu iki kişi asla orada olduğu sürece size zarar gelmez. Devletle ilgili taşeron firmadaysanız, devlete geçmek istiyorsanız biraz daha mücadele etmeniz lazım. Bu konularda bazı değişimler söz konusu olacak. Şu an beklediğiniz şey ertelenecek, bilginiz olsun. Kendi işinizi kurmak ya da farklı alanlarda iş yaratmak istiyorsanız 18 Mart'ta burada Venüs Satürn 60'lığı var. Bu da yeni insanlarla
oluşacağımız, otorite figürlerle yapacağımız iş anlaşmaları hem güzellik katacak, hem de bilgeliğinizi, hem de yapıcı yönünüzü ön plana oturtacağı için siz de artık varsınız alanınızla ilgili başarınız odaklanacak. Yurt dışı firmasına girmek ya da Türkiye'de yurt dışı kurumsal bir alana iş başvurunuz varsa hayırlı uğurlu olsun, bu konumuz aydınlıkta. Sabit bir işiniz ve serbest alanda çalışıyorsanız ekstra biriken paralarınız, alamadığınız konularımız daha hızlı bir şekilde ve hanemize gelecek sürpriz paralar da sizi rahatlığa kılacak. Yani akıl, zeka aynı anda oluştu. İletişime de doğru ve güzellik enerjinizle kendinize kattığınızda bu hafta gökyüzü size fazlasıyla 10 yıldız veriyor. Yıldızlarınızı doğru kullanın ki bir dahaki hafta bu yıldızlara ihtiyaç duyabilirsiniz. İlişkiler konusunda daha çok alıngan yönünüz, tavır ve edanız ve ilişkiyle alakalı ne istediğinizi bilmeyeceğiniz bir hafta olacak. Sizi çok seven bir insanı incitmek sağlıklı değil, doğru adım atın. İlişkinizle ilgili de uzun süredir yalnız olan ve ilişki konusunda kendinizi doğru insanı bulamıyorum derseniz Mart değil de Mayıs, Haziran sizin için daha sağlıklı. Sadece şarj olarak, yoga yaparak, meditasyon, ilişkide nerede hata yapıyorsunuz? O karşı tarafa verdiğiniz emek yüzünden ortada kalıyorsunuz ve hep ilişkileriniz yarım kalıyor. Düzeltmek için bu 3 ayı doğru değerlendirmeniz gerektiğini uyarıyorum. Evli çiftlerde çalışma temponuzla alakalı yoğunluk, birbirinize flört etmeyi unuttunuz. Hadi biraz flörtöz ruhumuz, çocuklarla hafta sonu doğru geçirerek enerjimizdeki kayıp dengeleri düzeltmemiz lazım. Yoksa çocuklarınız size karşı anne baba ilgisizliğinden kaynaklı biraz bağımlılıklar olmuş olabilir. Bilgisayar olabilir, teknolojik telefon olabilir. Yani kitap okumak istemiyor olabilir. Onların altyapısını oluşturalım. Nişanlanmak, sevgiliniz size 102 alacak. Hayırlı olsun. Eski ilişkinizle alakalı bazı konular gündeme gelecek. Biraz kalp kırgınlığı yaşayabilirsiniz. Ama yeni tutacağınız el size huzur ve mutluluk verecek. Bir de çocuk tedavisiyle ilgili düşüncesi olanlar biraz daha sabırlı olun. Rahim ya da eşinizin sperm kalitesiyle alakalı sıkıntılar var. Bunlar doğru şekilde tedavi ederek olunması lazım. Acele etmeyin. Rabbim size bu noktayı nasip etmiş. Evli çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşinizin ani iş değiştirmek, işiyle alakalı yaşadığı krizler son 2 aydır hanemizin içerisinde baskı yaptı ve ekonomik olarak çok fazla zorlandığımız için endişeleriniz var. Yeni bir iş kapısı oluşturacak ama kendi işini kurmak istiyor. Kenardaki altınız, paranızı isteyebilir. Destek olun. Başarı ve aydınlık yaşayacak. Boşanma fikri olan ve ev ayrılanlar için evet gerçekten mahkemeniz Nisan ayı, Mart'ın sonu Nisan ayı gerçekleşeceği için şimdiden haklarınızın mücadelesini verin ve eşinizin ani sinirli ve agresif tavrı sizi zora sokabilir, devletten koruma isteyebilir ya da ailenizin kapısında doğru oluşmanız gerekiyor. Onun dengesiz tavırları sizi yıpratmasın, çocuklarınızı yıpratmasın. Bu evrede iyi değil. Yasal olarak çözülmesi gereken farklı mahkemelerimiz, miras mahkemelerimiz var. Bunlarda ertelenme söz konusu olacak. Ama sürpriz hanemize de geçmiş bir dostunuzun borcu size iade olacak. Yani hakkınızı alacaksınız. Bu da sizin için güzel bir nokta. Yalnız evde kız kardeşiniz ya da ablanızın kısmetiyle ilgili kaygınız varsa onlara hayırlı kısmet var. Endişe etmenize gerek yok. Sağlık olarak dikkat etmemiz gereken noktalarımız göğüs kafesimiz, uyku apnemiz ve uyku problemimiz olabilir. Dikkatli olun efendim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.